Ramazan ayında bile bizimle ilgili kumpaslarla uğraşıyorlar, kumpaslarla. Kötülüklerinde boğulsunlar. İşleri güçleri otobüs reklamı çekmek. Bir de başaramıyorlar. Rezil oluyorlar. Niye? Yaradan büyük. Yaradan büyük, yaradan iyinin yanında. Her seferinde ifşa oluyorlar, öyle değil mi? Yahu, yahu her yıl, her ay kul hakkı yediniz. Bari bir ay yemeyin ya. Ramazanda rahat durun ya. Ramazanda kul hakkı yemeyin. Bakın, bakın, bakın bir ay kalmadı seçime. Ramazanın içindeyiz. Bari iftira atmayın. İftira atmayın. Hatırlayın. Atarlar hem de nasıl? Hala bana daha bugün Tuzla'da gezerken 5 yıl önce atılan iftirayla vatandaşın biri dalga geçti ama onu ben burada anlatamam. <laughs> Yok gülmek gülmek iyi de gülmeden sonra bunların sağ solu belli olmaz. Bunların bakanı bile savcılığa soyunuyor. Bunların bakanı Adalet Bakanı bile savcılığa soyunuyor. Bunlar bunların Adalet Bakanı bile mitik mitik gezer şimdi oy toplar Adalet Bakanı. Sözüm ona Adalet Bakanı. Bakın 16 milyonun sizlerin iradesini gördüler ya. Şimdi oylar yükseliyor ya habire. Engelleyemiyorlar ya. Hemen türlü türlü iftiralar atmaya başladılar. İftira atıyorlar, yalanları ortaya çıkıyor. Ya yine yüzleri kızarmıyor. Bakın. Yalanı konuşuyorlar, yine yüzleri kızarmıyor. Önce Bakın ne dediler? Görüntü çok yeni dediler. Sonra para görüntüdeki para İBB'den geldi dediler. Olay yeri CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı dediler. Gördünüz mü bilmiyorum. Sonra utanmadan edepsizce bu parayı CHP kurultayında kullandılar dediler. A'dan Z'ye yalan çıktı mı? Ya orada yazıyor, tarih bile yazıyor. Yani kendi yalanlarına, kendi kumpaslarında kendileri boğuluyor. Amaçları neydi? Sözüm ona CHP içerisinde bir ayrılıkçılık çıkarmak. CHP içten karışsın istediler. Kurdukları tuzağı başlarına geçirdik. Geçirdik mi? Ama durmuyor. Kim kaşındı bugün? Hemen Adalet Bakanı çıktı. Adam oturmuş Bakan Bey bir de utanmadan iddianame yazıyor. Ya bir bakan bu tür konularda susar. Yerinde durur, konuşmaz. En son konuşacak insandır. Oradan iddianame yazıyor. İstanbul'daki savcıya gönderiyor. Diyor ki: "Yani resmen alenen böyle yap. Talimatımdır." diyor. Talimat vermeye yüzü yok. Ekranlar üzerinden veriyor. Sen nasıl Adalet Bakanısın? Sen mi adaleti savunacaksın? Senin olduğun sistemde mi seçime gireceğiz biz? 2019'da bize ne yaşattılarsa aynısını yaşatma arzusundalar. Ama millet 16 milyon İstanbullu, 86 milyon milletimiz sizin kumpaslarınızı başınıza geçirecek sandıkta başınıza Bunlar sorsan yargı bağımsız derler. İftirayı atan da, bakın iftiranın başını çeken de kim biliyor musunuz? Sözüm ona bir meczup gazeteci. Meczup gazeteci bile değil, meczubun önde gideni. Dev, kim ama? Devletin bankasından 800 milyon dolar kredi çekip kendisine medya, satın alan kişinin elemanı elemanı çalışanı bile demem ona elemanı elemanı silahşörü meczup yahu devlet bankasından para almak derken soracağım adında ziraat geçen bir banka vatandaşın parası değil mi hepimizin parası sizin paranızla medya satın alıyor Sonra o bankadan o bankadan para çekerek medya satın alan kişinin elemanı da bize iftira atıyor. İftiranın da lokomotifi oluyor. Yüzü de yok zaten. Edepsizin önde gideni. Üstelik krediyi ödeyen de bir patronun elemanı da değil. Parayı da ödemiyor. 800 milyon dolar. Hadi bakalım. Şimdi sen de gazetecisin. Hem de o gazeteci o gazeteci olduğu gibi o televizyonda konuşan kişi sözüm ona doğruları savunuyor. Hadi oradan işine bak. Kargalar güler sana kargalar. Önce patronuna bakacaksın sonra aynaya bakacaksın. Ya da o gazete o televizyon ben gazeteyim televizyonum diyorsa bu meczupları bu gazeteci değil bu meczupları o televizyona çıkartmayacak. Bakın ben size söyleyeyim. Devletin bankası değil mi? Adında Ziraat yazıyor Ziraat. Allah aşkına çiftçiye destek olsun diye kurulmuş bu banka. Sizlerin parasıyla beslenen bu banka medya satın alsın diye birisine para verir mi? Verir mi? Bir kişinin izni olmadan o verilir mi? Mümkün mü? Onun için bakın ben size söyleyeyim. Bir başka kamu bankası da hatırlayın. Ankara'da birkaç ay önce tutuklanan organize suç örgütü liderine ne kadar kredi vermişti biliyor musunuz? 700 milyon lira. 700 milyon lira. Hem de nasıl vermişti? Kefilsiz. Yahu bunların Allah'tan korkusu falan yok. Bakın bunların Allah'tan korkusu yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milletin Belediyesi kamu bankalarından ne kadar kredi alabildi 5 senede? Sıfır, sıfır. Sen kamunun en güvenilir kuruluşuna 1 lira bile vermeyeceksin ama ama bir adam medya satın alsın diye tutuklanan bir suçlu paranı kullansın diye nereye kullanacaksa milyarlarca lirayı vereceksin. Bunlara para dağıtacaksın. Bunlar var ya Devletin bütçesinde de para bırakmadı söyleyeyim size. Zaten biz İBB'yi aldığımızda kasasında 6 milyon lira vardı. Bizim o zaman bir aylık maaşımız 280 milyon liraydı. Kasa da 6 milyon lira bırakarak koca bu kurumu bize verdiler. Bizim yıl sonu ise kasamızda tam 27 milyar lira vardı. 27 milyar. Hem de bu kadar iş yaptık. Bunlar Bunlar bereket mereket bırakmadı. Memleketin de bereketini kaçırdı bunlar. Sonra da utanmadan ne diyorlar? Emeklere ne diyorlar? 10 bin lirayla geçinin diyorlar. Bana bugün bir emekli bir ağabeyimiz ne dedi biliyor musunuz? Yine Tuzla'nın bir mahallesinde. Bana dedi 10 bin lirayla nasıl geçineceğimi saray listesini yazsın yollasın. Ben bilmiyorum, bulamıyorum yolunu, yöntemini dedi. Bana listesini yollasın, ona göre bari harcayayım. Ben, ben bilmiyorum yöntemini, bana anlatsın dedi. Feryat ederek, göğsüne vurarak. Onun için bakın, hem 10 bin lirayla geçinin diyorlar, hem de zam yaparlarsa ne diyorlar? Bütçeye yük getirirmiş. Bakın bakın, az önce o milyarları dağıtırken, hem de tahsil edilmemek üzere bütçeye yük getirmiyordu da şimdi mi yük getiriyor? Emekli 10 bin lira verirken eskiden millet millet diyenler bugün kendi milletini hem de yıllarca bu millete hizmet etmiş amcalarımızı, teyzelerimizi kendine yük görmeye başladı yük. Buna ne denir biliyor musunuz? Buna ne derler biliyor musunuz? Onun sesiyle demeye çalışayım. Nereden nereye derler. Nereden nereye. Bir de çıkmış diyor ki, bir de ne çıkmış diyor ki hakikatleri yüzümüze haykırın. Bak sen ya hatalarımızı gören. aman aman. Şirinliğe bakar mısınız? Emekler aykırıyor. Atanamayan öğretmenler aykırıyor. Bak burada. Atanamayan atanamayan öğretmenler at haykırıyor diyor ki ya mülakat yapmama sözü verdin. Hani kaldıracaktın? 11 ay geçti. Ne oldu? Hani hani Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı buna bak buna yüzümüze aykırın diyor ya bak haykırıyor. Çevir görsün bak arkadan çekiyorlar seni. Oradan gör. Ha. Onun için staj çıraklık mağdurları haykırıyor. Bak ben onların adına haykırıyorum. Adalet arayanlar haykırıyor. Memlekette mağdur olmayan, haykırmayan bir kesim kalmadı. Herkes haykırıyor. Herkes haykırıyor da senin duymaya niyetin var mı Allah aşkına? Yok. Laf gelince çok tatlı yüzüme haykırın. Laf tatlı. Sorsan demokrat. Çünkü bakın onun kurduğu cümleler gerçeğe yansıtmıyor. Sokak röportajlarında bile konuşan bir kişiyi hemen alıp içeri attılar daha yeni. Daha yeni hemen gözaltına aldılar. O an o an. Onun için hem de haykıracakmış yüzlerine. Bu millet yüzünü haykıracak. Ama merak etme bu millet yüzünü haykıracak. Nerede haykıracak biliyor musunuz? 31 Mart'ta sandıkta sandıkta. Sandıkta haykıracak. 31 Mart'ta öyle bir hakikatle bu usulsüzlükleri, bu haksız hukuksuz ortamı, bakanın bile görevini unutup seçimle uğraştığı ortamla ilgili öyle bir hakikatle karşılaşacaksınız ki ezdiğin, sefalete sürüklediğin, dertliyle dertlenmediğin, yanında durmadığın bu millet haykıracak, çok büyük haykıracak hem de. Bakın bir şey söyleyeyim size. Sevgili hemşerilerim, bunlar 2019'da da aynı işleri yaptılar. Bunlar 2019'da da uydurma iftiralarla bizi bastıracaklarını zannettiler. Seçimi bile çaldılar, seçimi elimizden aldılar. Hatırlayın, sizin iradenizi elimizden çaldılar. Ne dediler? Ne dediler? Sandıkta 700 terörist varmış. Hani var ya bine yakında İBB'de vardı. Bunlar böyle yaparlar. İftiraya atarlar, yalanı söylerler. Ondan sonra pişkin pişkin gezerler. Seçimden sonra da ne derler biliyor musunuz? O siyaseten söylenmiş bir laftı. Ya birine yalancı denir mi siyaseten? Burada hacı amcaların bak değerli amcalarımız var. Dayıcığım birine hiç siyaseten yalancı denir mi ya? Birine yalancı desen ne diyorsun der ya bir insana yalancı demek dünyanın en büyük hakareti. Ben durup dururken birine yalancı diyebilir miyim? Devletin en tepesinden İstanbul'daki adayına, bakanından bilmem kime, herkes işin ortağı. Sonra ne oldu? Seçimden sonra davalar, mavalar, bir tane bile suçlu yok, bir tane bile. Bir tane bile suçlu bulamadın değil mi? Bulamadın. Yahu bu yalanlarınızda boğulun. Bak bu yalanlarınızda boğulun. Allah sizi ıslah etsin. Bak Ramazan ayında buradan dua ediyorum. Allah sizi ıslah etsin. Allah size akıl versin. Ama bu millet size fırsat vermeyecek. Vermeyecek.